bu adam daha önceden buradan böyle kademe kademe B noktasına geldi. O nasıl gideceğini biliyor. Sen de ömrünü israf etmemek için, tekrar tekerleği icat etmemek için, Amerika'yı tekrar keşfetmemek için akıllıysan eğer ne yaparsın? A noktasından B noktasına gitmiş bir adamı dinlersin. Onun dediklerini ciddiye alırsın. Çünkü tecrübeye saygı sana yılları kazandırır. Eğer ona kulak vermezsen sen onun çektiği acıların aynısını tekrar tekrar çekersin. Onun 2 senede veya 3 senede 5 senede vardığı yere sen de 2 senede 3 senede 5 senede varırsın. Ama kulak verirsen, saygı duyarsan, onun tecrübelerinden yararlanır, onu kendine rehber alırsan o zaman ona sorarsın, dersin ki ya buradan buraya giderken neler çektin? Hangi konulara dikkat etmem lazım? Nasıl ilerlemem lazım diye sorarsın. 2 ayda varırsın, belki 3 ayda varırsın. O adamın yaptığı hataları tekrarlamana gerek kalmayacak o zaman. Öbür türlü onun çektiği acıları tekrar tekrar sen de yaşarsın. Şu hayat bu acıları çekmek için çok kısa. Dolayısıyla sen eğer akıllılık yaparsan kendine senin gitmek istediğin yere ulaşmış bir insanı rehber edinirsin. Onu mentor olarak seçersin ve ona kulak verirsin. Sevgili arkadaşlar, bizim programlarımıza katılan insanlar da genellikle bu bakış açısıyla bize yaklaşıyorlar. Diyorlar ki ben neden acı çekeyim? Neden 2 sene, 3 sene, 5 sene ömrümü ziyan edeyim? O adamın çektiği acıları ben neden çekeyim diyor. Ben bunu bir rehber eşliğinde 2 ayda A noktasından B noktasına ulaşırım diyor bizim programımıza katılan insanlar. Dolayısıyla sen de ömrünü zayi etmemek için bu şekilde akıllı kendine bir mentor bul. Başarmış insanlar şu hayatta her alanda kendine mentor seçiyor. Örneğin sağlık konusunda mentörü var. Finans konusunda mentörü var. Beslenme konusunda, spor konusunda veya aile konusunda kendine bir mentor seçiyor. Ve mentor eşliğinde istediği hedefe ulaşabiliyor. Sen de biraz önce söylediğim gibi başarmış, hedefine ulaşmış insanlar gibi kendine seni ileri götürecek mentorlar seç. Ancak o zaman kaybın olmaz, ömrünü ziyan etmezsin ve o şekilde arzuladığın hedefe ulaşır, berekete ulaşır, huzura ulaşabilirsin. Peki kendine doğru mentörü nasıl seçeceksin? Bir kere o seçtiğin mentor söyledikleriyle davranışları aynı olması lazım. Konuşan değil, eyleme geçen, düşünen değil, harekete geçen bir insan olmalı. Sana verdiği nasihatları, verdiği dersleri yaşamış olmalı veya yaşıyor olmalı. Onları hayatına yansıtmış olmalı. En önemli kural bu. Şimdi ortalıkta o kadar aile danışmanları var değil mi? Bunların çoğu, büyük bir kısmı bekar. Bekar adam aile danışmanlığı nasıl yapabilir ya? Evli insanlara nasıl danışmanlık yapabilir? Veya ortalıkta bir sürü finansal danışmanlık yapan insanlar var. Cebinde bir kuruş parası yok. O ancak sana nasıl paranı batırırsın onu öğretebilir. Veya o aile danışmanı var ya, evlenmiş, boşanmış, dul kalmış. O insan senin aileni nasıl dağıtırsın? Ancak onu sana öğretir. Ama hocam öyle bir şey söylemiyor. Öyle bir şey söylemese bile bilinçaltı ile senin aranda bir köprü kurduğu için vücuduyla, davranışlarıyla, bilinçaltının verdiği frekanslarıyla zaten seni negatif etkiler. O yüzden kendine gerçekten uygulayan, başarmış, söyledikleriyle davranışları aynı olan insanları mentor olarak seç. Hem mektepli hem alaylı olsun. Yani hem bunların eğitimini almış ve hem hayatına yansıtmış, bunları yaşamış insan olmalı. İkinci en önemli konu da bu kişi sadece kendisi başarmış değil, ona danışmış insanları da başarıya götürmüş insan olmalı. Bunu otopilot haline getirmiş kişi olmalı. Ona danışmış insanların hepsi başarmış insan olmalı. Senin başvuracağın mentor başarıyı tekrarlanabilir hale getirmiş ve öğrettiği yöntemleri başarısı ispatlanmış, kanıtlanmış olan lider, mentor olmalı. Sen de bu kriterlere göre kendine bir rehber, bir mentor seçebilirsin. Eğer kendini başarı, huzur, mutluluk, bereket konusunda geliştirmek istiyorsan, zihnini başarıya, berekete, zenginliğe programlamak istiyorsan, içinde gizli kalmış o potansiyeli açığa çıkarmak için destek almak istiyorsan, o zaman bize başvurabilirsin. Avrupa'da yaşayıp kendini geliştirmek isteyen birçok kişi bizim programlarımıza başvuru gönderdi ve programlarımıza katıldı. Bunlar bizim tecrübelerimizden istifade etti. Ben inanıyorum ki binlerce insan başardı. Bunu sen de başarabilirsin. Eğer sana da rehberlik, mentörlük yapmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için hemen bu videonun altındaki linke tıkla. Formu doldur, gönder. Ön görüşme yapalım. O ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın.
Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com